Peki, Uluğun var, Ulusoy'un. Evet, özellikle bu son dönemdeki buğday krizi, savaştan sonra Uluğun'u çok fazla ön plana çıkardı. O ve ona benzer şirketleri. Tabii bu ortamın kendisine iyi de bir fırsat sunduğunu da söyleyebilirim. Çünkü nereden anlıyoruz? Ulusoy Un 190 milyon sermayeye karşı 252 milyon 3 aylık kar açıklamış ve bu önemli ölçüde de faaliyet kârı. Dolayısıyla da bunun devamı düşünülürse yılın sonunda milyarı görebiliriz biz bu hisse senedinde kar anlamında. Milyarı görmek ne demek? Milyarı görmek demek hisse başına 5 lira kar demek. Hisse başına 5 lira kar açıkladığı bir yerde bu hisse senedinin böyle 40'lı seviyeleri görmesi içten değil. Yani temel açıdan konuşuyoruz bu arada. Yine uzun vadeyi konuşuyoruz. Yani yılın sonu geldiğinde yıl sonu mali tablosunda eğer 1 milyar civarında şuradaki görüntü öyle söylüyor. Ama belli değil tabii. Bunu 6 ay 9 aylıkta görmemiz lazım. Yani 6 aylıkta eğer bu hisse senedi işte 500 milyon civarı bir kar açıklarsa yılın sonunda artık milyar neredeyse %70 %80'lere olasılık olarak varır milyar karın gelmesi. Eğer milyar kar gelirse bunu dediğim gibi her 3 ayda bir gelecek mali tablolarla mutlaka güncelleyerek bakın. O takdirde bu hisse senedinin 40 ila 50 arasındaki bir seviyeyi görmesi içten değil. Yani en kötü senaryoda 40'ı görmesi içten değil. Peki bu temel anlamda. Teknik anlamda neler söylüyor? Zaten teknik anlamda özellikle bu karla beraber 10 liradan 24 liraya çok muazzam bir yükseliş gerçekleştirmiş. Ve 5 günlük hareketli ortalamayı kendisine destek edinmiş durumda. Oradan genellikle tepkiler ala ala yükselmeye devam ediyor. Nitekim bugün de 5 günlük hareketli ortalama 22,30'dan geçiyor. O da yaklaşık 22,40 seviyelerinden yukarıya dönmüş, tekrar toparlamış ve 24,52 kapatmış. Ne olur? Bir kere kısa vadede şu görüntü yükselişin devam etme olasılığının kuvvetli olduğunu söylüyor. Nereye kadar? Bir kere kısa vadeli geleceği yer 28'li seviyeler, 27-28'li seviyeler. 27-28'li seviyeler önemli seviye kısa vade için. Oraları geçilmezse bir miktar aşağı yönlü hareket görebiliriz. Nereye kadar? Ta 20'lere kadar uzanan aşağıda bir hareket görme ihtimalimiz var. Ama olur ki 27-28 o bölge yukarı yönlü ve hacimli bir biçimde kırılırsa o zaman biz Uluğun'da az önce bahsettiğim temel analizin gerektirdiği fiyat seviyelerine gidebilecek bir hareket görürüz. Ama çok sert eğimli bir yukarı hareket var. O yüzden ben hani bunu bu kadar da kolay başaracağını düşünmüyorum çok kısa vade içerisinde.